Zeynep'ciğim, gelebilir miyim? Tabii anne. Zeynep'ciğim, haberin olmamıştır. Gönül Hanım hastaymış. Bir süredir de hastanedeymiş. Ne olmuş? Önemli bir şey mi? Vallahi bilmiyorum. Ama hani bilmek istersin, belki ziyaret etmek istersin diye söyledim. Sağ ol. Hoş geldin. Rahatsız olmayın. Estağfurullah, hiç beklemiyordum. Gel gel, geç otur. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana da geçmiş olsun. Sağ ol. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Nasılsınız, neyiniz varmış? İyiyim iyiyim, öyle bir üşütme işte. Sen nasılsın? Turna nasıl, haber alabildin mi? Yetimhanede. Ali Bey videoya çekmiş. Çok mutlu görünüyordu, gülüyordu. Çok sevindim. Unutmuş gibiydi sanki beni. Olur mu öyle şey canım? Unutmaz da. Çocuk işte. Değil mi? Gerçek mi? Turna? Burada bir arkadaşım var. Adı Elif. Hayaletlerle konuşabildiğini söylüyor. Tuvaletten çıkan bir el görmüş. Korkudan uyuyamıyoruz. Anne. Dinliyor musun? Dinliyorum. Turna. İyi misin? Oyun odasında bir tane telefon var. Herkes uyuyunca seni gizli gizli arayabiliyorum. Anladım. Sevdin mi orayı? Sevdim. Koskocaman bir tane buzdolabı var. Koskocaman. Böyle kelimeler öğrendin demek. Elif'ten. Elif'ten. Arkadaşın mı? Arkadaşım. Aranız iyi galiba. Üstümde yatıyor. Üstünde mi? Ranzamız var. Sen altta yatıyorsun demek ki. Sabah kalkarken dikkat ediyorum başımı çarpmayayım diye. Acır.
Dikkat et. Yemeklerini düzgün yiyor musun? Yiyorum. Dün mantı vardı, bugün de köfte. Güzel miydi? Güzel. Şey, bu arada artık hamur yapabiliyorum yani. Mutfakta yardım edebiliyorum. İyi davranıyorlar değil mi orada size? Davranıyorlar. Hepsi çok iyi. Bir müdürümüz var. Geğirmeden duramıyor. Bu yüzden kulaklarımızı kapatıyoruz. Bir de bahçede kuzu besliyoruz. Şirinler mi? Kakaları yuvarlak. Demek yuvarlak. Bir de yakar top. Bir de... Anne. Beni ne zaman alacaksın? Seni görmeyi çok istiyorum. Hapisten çıktı değil mi? Hapisten çıktı. Seni bekliyorum anne. Seni. Hadi geri aradım. Açmadım. Numarayı yanlış mı ezberledim diye korktum. Ama doğruymuş. Ne zaman beni almaya geleceksin anne? Ne zaman? Seni görmek istiyorum. Seni bekliyorum. Her gece çantamı hazırlıyorum. Çoraplarımı, elbiselerimi ve terliklerimi koyuyorum. Anne. Beni almaya gel. Neden beni almaya gelmiyorsun? Tuna. Anne. Özür dilerim. Peki. Daha kaçır beni ne olur. Ne olur bir kere daha kaçır beni. Bir kere daha. Kimle konuşuyordun Melekciğim? Ben yok bir şey masal dinliyordum. Alo. Ağlamışsın sanırım birazcık. Acıklı mıydı masal? Biraz. Anladım. Bir daha yapma olur mu? Biliyorsun. İzin almadan telefonu kullanman yasak. Hadi yatalım. Saçlarımı boyattırdım. Ben de boyattırdım bak. Melek. Sen geceleri yatağından kalkıp nereye gidiyorsun? Ben seni görüyorum ama. Merak etme, kimseye söylemem. Sonra konuşuruz. Çocuklar size oyuncak yollamışlar. Oyuncaklardan başka biraz para ve kumbara göndermişler. Çikolata alacağım ben bu parayla. Hayır çocuklar.
paramızı harcamıyoruz. Size hediye vereceğimiz kumbaralar atacağız. Böylelikle tasarruf kelimesinin ne demek olduğunu öğrenmiş olacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Aa, ben matematik kitabımı unuttum. Tamam, ben bizi arka tarafta yer tutuyorum. Tamam. Nereye gidiyorsun? Hadi sen de gel. Matematik kitabımı unuttum da. Tamam, ama çabuk ol. Hadi geç kalmayalım. Hoş geldiniz Cahide Hanım. Merhaba Asiye. Zeynep nerede? Yukarıda odasında. Zeynep'ciğim, müsaitsen bir şey konuşabilir miyim seninle? Müsaitim anne, gel. Yani bunu sana anlatıp anlatmamakta kararsızdım. Ama düşündüm ki bilmen gerekir. Bir şey mi oldu? Gönül Hanım hasta demiştim ya sana. Sen o gün ziyaretine gittin değil mi? Evet, gittim. Peki neden hastanede olduğunu söyledi mi sana? Önemli bir şey yok. Biraz üşüttüm dedi. Bir şey mi oldu? Zeynep'ciğim, işin aslı Gönül Hanım'ın söylediği gibi değilmiş. Maalesef o çok hastaymış. Ve bunu herkesten gizlemiş. Özellikle de senden. Neden? Tedavi olmayı reddetmiş. Niye? Bilmiyorum. Ölmeyi istiyor herhalde. Sen bir git konuş istersen. Belki sen ikna edebilirsin onu. Sen açmayınca Sakar teyzeme geldim. Beni senin yanına götürür diye.
Ama sen buradaymışsın. Senin burada olduğunu bilmiyordum. Senin ne işin var burada? Yolda yürürken abilere sordum. Beykoz'a nasıl giderim diye. Evimizin Beykoz'da olduğunu biliyordum. Onlar da bana otobüs durağını gösterdiler. Ama buraya bir otobüse gelinmiyormuş. Önce böyle bir otobüse bindim. Çok uzun. Sonra tek bir otobüse bindim. Sonra minibüse bindim geldim işte. Kimseye haber vermeden mi çıktın oradan? Anne biliyor musun? Bizim otobüste bir teyze vardı. Böyle dişini çıkıyordu, çıkartıp takıyordu. Nasıl çıkıyordu acaba? Buraya ne oldu? Otobüse binerken düştüm. Ama ellerimin üzerine düştüm. Şu da... karşıdan karşıya geçerken düştüm. Arabalar durdu, hiçbir şey olmadı. Ya olsaydı? Ya daha ciddi yaralansaydın, ya başına bir şey gelseydi? Niye yaptın böyle bir şeyi? Anne! Beni gördüğüne sevinmedin mi? Seni görmeyi çok istiyordum. Seni görmek çok istiyordum. Anne! 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 Canımsın benim, canım. Canımsın benim, canım. Buradaki teyzeler de güzel yemek yapıyor ama... ben Sakar teyzemin çorbasını daha çok özledim. Acaba bugün bana yapar mı? Sen de yarın bana makarna yaparsın. Öbür gün de beraber kek yaparız. Turnacığım, kek yapamayız. O zaman bana sen makarna yaparsın hep. Turna, hadi gel otur. Tamam. Kek yapamayız çünkü ben seni geri götüreceğim yurda. Bir süre benim senin yanında olmam yasak. Senin de benim yanımda olman yasak. Kim yasakladı? Mahkeme, kanunlar. Ama ben sana solamıyorum anne. Canım. Canım benim. Ben de sensiz olamıyorum ama bir süre böyle olacak. Turna, ne yemek yapayım sana kızım? Sakar teyze, bana benim çorbamdan yapar mısın? Tabii yaparım kızım, tabii. Biz de yardım edelim mi Sakar teyze? Olur. Bundan aferin aldım, bundan da aferin aldım, bundan çarpı aldım, bundan aferin aldım, bundan aferin aldım. Bir dakika, bir dakika. Dur bakalım neden çarpı almışsın? Bölmelerde yanlış bölmüşüm anne. Kızmadın mı? Yok bir tanem, niye kızayım? Hem biliyor musun, ben de çok zorlanırdım bölmelerde. Hele bir de bunların üç hanelileri var. Üç hanelileri mi? Hı. O konuya gelince ben sana anlatırım kızım. Tamam. Sakar teyze, meyve yiyelim mi? Yiyelim yavrum. Ama ben getireceğim meyveleri. Hadi bakalım. Çok sevindim tedaviyi kabul etmiş olmanıza. Yok, ben daha henüz karar veremedim o konuda. Biraz önce söz verdiniz Turna'ya. Bölmeleri göstereceksiniz.
İyileşmelisiniz. Bizim için. Saide Hanım. Gönül Hanım. Rahatsız etmiyoruz umarım. Estağfurullah. Misafirlerimiz olduğunu biliyoruz. Küçük misafirinizi bile biliyoruz. Ve kendisini çok özledik. Buyurun tabii. Gel. Anne, ben büyüğüm, sen küçük. Fırna! Teyze! Canım! Teyze! Anne! Merhaba! Merhaba! Canım!